Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden bu güzel görüntüyle Anno 1800'e devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel görünüyor oyun. Mükemmel, muazzam. Şu şey bak, manzaraya baksanıza ya. Ağzım açık kaldı. Burası bayağı büyük bir yermiş yalnız. Şuraya yerleşebiliyor muyuz? Vallahi yerleşebiliyoruz. Gerçekten burası devasa bir yermiş. Şaşırdım kaldım şu an. Ve mükemmel duruyor. Evet, şimdi oyunu biraz yavaşlatmak istiyorum. Bayağı çünkü geçen bölümle kafalar karışmış. Artık böyle bir arada bir yavaşlatıp oynarsak daha hızlı tepki verebiliriz en azından. Çünkü bazı şeyleri kaçırma şansımız olabilir. Biz insanız sonuçta, illaki bazı şeyler gözümüzden kaçabiliyor. Mesela burada şimdi gelişmesi lazım bu halkın. Daha fazla bina yapalım. İşçimiz de var nasıl olsa. İkişer tane yapalım bu sefer. Bir, iki. Balıkçı da ikişer tane. Balıkçı biraz fazlaydı galiba. 16. Evet, fazla. İkişer tane kıyafet yapalım. Buradan yaparsak çok daha iyi olacak. Ha, ben buraya şey göndermiştim, doğru. Bunları yapmıştım. O zaman fazla iplik, yün var değil mi? Yün fazla olması gerekiyor. Evet, fazla. Bir tane yelken yapalım. Bitti mi? Ha, göndermiş, tamam. Ben de bitti mi acaba dedim tuğlalar. Meğersem ula gemide kalmış. Şuraya yapalım. Bunu da geliştir. Heh, daha hızlı getirip götürsünler. Şimdi bakın, taş yol yapmıyorum. Taş yolu maalesef tuğla istediği için. Tuğla sıkıntımız var şu an. Taş yolu biraz sonra yapmaya başlarız. Şu sıkıntılar bir geçsin de. Bu da çelik almaya gelmişti. Artık para konusunda sıkıntı olmadığı için alıyorum direkt. Ben bir gemi de buraya göndermiştim. O gemi buydu. Tuğla almaya gelecek. 100 tane tuğla alsın. Adamıza hiç olmazsa göndersin istiyorum. Savaş gemisi yapmaya devam edelim. Gemiler çünkü her zaman işimize yarayacaklardır. 2 tane şey gerekiyor. Top gerekiyor. Olduğunda yapacağım o zaman onu. Tamam, burası birazcık halloldu gibi. Buraya da şeylerimizi yaptık. Köylülerimizi yapmaya devam edelim o zaman. Buraya da bir tane itfaiye kuracağım. Şöyle. Bir tane itfaiye buraya kuralım. Araya çünkü illaki lazım olabiliyor. Şuraya itfaiye illaki olacaktır. Lazım olacaktır. Yapıyorum ben de. Hadi be oğlum. Bir şey iptal et artık. Oyun yavaşlayınca çok donuyor arkadaşlar. Yani yaptığınız şeyler bazen olmuyor. Tam böyle basmanız gerekebiliyor. O yüzden biraz uğraştırıyor beni. Şimdi üretim tüketim olayları nasıl? 16'ya 13 çok güzel. 20'ye 17. Daha fazla yapabiliriz. Biraz kıyafette sorun var gibi ama onu da hallederiz. Tamam, güzel. Yeni dünyamızda. Evet, gelelim şimdi buraya. Merkezimizi bir kuralım öncelikle. Önce evleri yapalım, tamam mı? Ona göre kuracağız ya. Bakalım nasıl olacak acaba evler? Olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Burada da elektrik olabiliyor aslında ama yapsam yapmasam bilemedim. Yapmaya kalkışsam çok meşakkatli ve yer yok. Elektriği farklı bir yapacak. Ne yapalım ya? Burayı biraz kısabiliriz olmazsa. Şöyle yapalım. Bir saniye. Burası daha farklı olsun. Böyle yaparsak. Bir yere ikişerli yapalım. İkişerli ortadan verelim. Belki, bilmiyorum, İlerleyen zaman ortadan bir yol verirsek, çıkartırsak işimize yarayabilir. Böyle yapalım. Şöyle yapıyoruz. Yolu buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Bir sıra daha yapıyoruz böyle. Yaptık. Çektim. Çektim böyle.
kontrole çekiyorum. Merkezi koyabiliriz artık bu saatten sonra. Merkezi koyuyorum. Yaptım bunu da. Aşağısını yapıyoruz. Şöyle. Yavaş yavaş yerleşmeye başlasınlar. Birazdan yemek ihtiyaçlarına gidereceğiz. Biraz da böyle kereste üretilsin o arada. Ben de şuraya alacaktım. Gönder bakalım kereste ve çeliğimizi de. Tamam. Şimdi neresi uygun derseniz burada farklı bir şey. Artık böyle adalarda farklı kaynaklara bakacağız. Onları gördüğümüz anda mesela bir tane farklı kaynak var aslında benim bildiğim de. Şu an şu var. Orchid. Orchid diye bir şey. O çok adada bulunmuyor. Mesela burada var mı şu? Burada var mı peki? Burada var ama burası biraz parçalı bir yer. Parçalı ben pek fazla sevmiyorum. Bir burası olabilir. İki burası olmaz. Orada öyle bir şey yok. Burası var. Bak burası da güzel ada. Hangisi daha iyi derseniz. Sanki burası daha iyiymiş gibi geldi bana. Uzak ama. Burası da yakın gibi. Petrol hangisi daha fazla varsa. Ha, burası parçalı. Burası güzel dedik biz. Burada petrol yok. Burada petrol var. Buranın petrol olduğu için hem yakın olduğu için burayı seçiyorum ben. Oraya yavaş yavaş gelsin. Ben de şimdi burada. Sabun üretimi nasıl gidiyor? 61 güzel. 108 bin paramız oldu. Bakalım eşya çok pahalı bu. Animal. İşte bunu istiyorum ben. Hayvan çiftliklerinde şey azaltıyor. İşçi sayısını %40 azaltıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel aslında ya. Tailor shop ve kostüm shopları %50 azaltıyor masraflarını. Bunları alalım ki stoklayalım ki illaki işimize yarayacaklar. Balık üretimini %10 arttırıyor. O bile yeter bize. Alalım bunların hepsini. Gönder bakalım. Bir savaş gemisi daha gönderir misin? Ben bir savaş gemisini artık kraliçenin olduğu yere göndereceğim. Hatta şuna şey diyelim. Kraliçe gemisi diyorum. O tarafı da keşfetmek lazım. Şu olması lazım. Bu değil miydi? Evet, yeni bir bölge diyor. Nerede o gemimiz? Kraliçe gemisi. Ne istiyorsun? Hunting istiyor. Hunting ise hangisi hunting olabiliyordu ya? Şu kömür olabiliyor. Tamam. Diplomasi yok ki elimizde diplomasi diye bir şey. Şu varmış. Al bunu diplomasi yaparız. Alamıyorsun değil mi onu? Buraya alabiliyorsun. Tamam. Rations. Böyle yapalım. Şimdi oldu. Sen başla. Neyse onu kullansın ya. Evet gelelim şimdi bunlara. Bırak bakalım buraya. Bir savaş gemisi daha yapıyorum. Artık arkadaşlar ihtiyacımız yok. Değirmenlere ihtiyacımız yok. Nasıl yapacağız? Ekmek üretim merkezini bir araya almak lazım. Bir araya aldıktan sonra oraya bir trade union koyacağız. Mesela şurası olabilir. Sadece şunu biraz engellememek için yukarı çekmek istiyorum. Böyle daha iyi verim yapabildiğim bir yer var. 85 bak iyi fena değil. Şu yolu iptal edersek daha fazla verim verecektir. Hatta şöyle yaparsak daha iyi olacaktır. Şu an nasıl? Tamam. Şuraya bir trade union koyacağız. Tamam mı? Güzel bir yerde bence. Şunlara da destek veririz daha sonrasında. Hatta şu alanda da koyabiliriz. Bakayım en verimli neresi oluyor? Şöyle yapabiliriz ya. Veya şöyle. Tamam böyle yapalım. Evet. Şimdi
ekmek üretim yerlerini hepsini bir araya alacağız. Böyle de koyabiliriz istersek. Koyalım. Biraz oyun yavaşlayabilir bu arada. Şöyle yapalım bir saniye. Direkt dostlar buğdaydan ekmek üretilecek. Artık değirmende dövülüp işlenmesine ihtiyaç kalmayacak. Hem içten bakın bayağı işçi de lazım oluyor değirmenlere galiba. Bakalım ona kaç işten tasarruf edeceğiz. Hem de masrafımız da olmayacak ayrıyetten. Başka ekmek üretim fırınımız var mı? Başka fırın yok galiba. Şimdi masraf 50. 10 işçi. Gerçi fazla işçi istemiyormuş da neyse. Şeyi açalım öncelikle. Yalnız biraz şey yapalım. Tahıl üretmek lazım. Tahıl çünkü boşta olmayacaktır büyük çoğunlukla. Ekmeğimiz var ama tahıl üretilmesi önemli değil. Ekmek var sonuçta. Açıyorum bu ustayı. Bakın direkt tahılla ekmek yapılacak. Bunları yok ediyorum artık o zaman. 2, 3. Tamam. Bir tane tahıl fazla olsun ya. Heh. Açalım şunu da. Tamam. Çok güzel oldu. Oraya onu sağlamış olduk. Son bir ada artık almak istiyorum. Çok fazla aslında malzeme de ihtiyaç kalmadı. Bütün malzeme olan adaları ele geçirdik sonuçta. Bu sefer daha böyle büyük bir ada almak istiyorum. Varsa büyük bir ada. Mesela burası da farklı bir özelliği var mı? Birincisi bu. İkincisi büyük bir adaya benziyor gibi. Büyük bir ada. Bayağı büyük bir ada. Petrolü de var. Şimdi ekstra malzeme bunlar var. Mineralleri falan var. Bakarız ya. Eğer ihtiyacımız olursa ilerleyen zamanda savaşıp da alabiliriz bölgeleri. O da çok da önemli değil yani. Son kez alacağım burayı ve devam edeceğiz burayı geliştirmeye. Şimdi yiyecek istiyor mu insanlar? İstiyorlar. Yiyeceğimizi yapalım. Biraz yavaşlayabilir misin? Yiyecek işi biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Bir öncelikle bağlantı yapmak istiyorum. Burayla. Bu liman bana lazım. Bunun için. 30'a 30. 30 tamam. Hepsinden birer tane koyacağız toplamda. Şöyle gelme şansım var mı? Yok. Buradan gelebilirsin ama. Bir 5 tane yapalım öncelikle. Şöyle merkezde yani şeyi depomuzu da koyduk. Muz üretim tarlaları yapmak lazım. O tarlaları da bir bakmak istiyorum. Ne kadar uzayabiliyor böyle. Bayağı gidiyor. Veya tam tersi böyle yapabiliriz istersek. Veya böyle yukarıda yapabiliriz. O bize kalmış. Şöyle yapsak dur. Buran geliyor şimdi. Burada farkındasınız parselli yapmadım. Çünkü şeye göre parsel oluşturacağım. Böyle mi? Böyle oluyor. Tamam. Parseli buradan vereceğiz o zaman. Madem böyle sığabiliyorsa. Şöyle köşeye kadar. En köşeden başlayacaksın. Niye öyle oldu? Ha, buradan böyle başlıyorsun. Tamam, önemli değil. Parselin böyle olsun olmazsa. Bunu sonra ayarlarız. Böyle gel. Bunu şöyle bir sığdırmaya... Aa, böyle olmuyor yalnız. Böyle gelmek zorunda. Tamam, böyle gelsin. Şunlar sıkıntı oluşturabilir mi diye bakıyorum. Buna maalesef ulaşamıyor. Şöyle ulaşabiliyor. Oraya da bir çözüm bulabilirim. O zaman parseli böyle verme. Aklıma bir şey geldi.
Şöyle yap. Ama şeyi değiştir. Bir saniye. Oldu mu? Oldu. Bunu da böyle yap. Tamam dostlar, sorunumuz halloldu. Araya da şunları koyabilirsek iyi olacak. Bir saniye, buradan çek onu. Hatta buradan bir bağlantı yapalım. Şunu sil. Bunu sil. Oradan bağlantı olmaz. Kardeş, bu böyle olmaz. Dur. Önce bir oluşturalım da. Şimdi bağlayabilirsin. Üçer tane yaptım oraya. İkişer tane de buraya yapıyorum. Üçer tane de buraya koyuyorum. Yan koy. Nasıl koyduğun önemli değil. Yapıyoruz bunu da. Üç tane yapalım öncelikle. İşçimiz yok. Tamam, işçimizi yapalım. Biraz fazla geldi de. Kapatırız olmazsa. İtfaiye. Tamam, işçi yetmiyor. Fazla yapmışız. Kapatalım. Birer tanesini. Şimdi oldu. Üretim gayet. Bakalım ne kadar. Bayağı fazla var. Yeterli bu kadar. Gemi de gelmeye çalışıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Gemi yapılmaya çalışılıyor. Kerestemiz fazla. Şimdi diğer adaları artık ele geçirdik ya, onlara yerleşebiliriz. Yeni üretim merkezlerini yapabiliriz. Kereste çok lazım olacaktır. Yeni insanlarımıza ihtiyaçları artık karşılamaya başlayabiliriz. Mesela Kenneth Food istiyor. Burada Red Paper yapacağım. Bu insanların ihtiyaçları önemli bizim için. Ve buraya da Biber Adası diyorum. Veya şey koyalım ismini, dur. Muratpaşa Konyaaltı dedik. Burası da şey olsun. Ne vardı başka ya? Serik olsun. Küçük yer ya, Serik. Serik. Antalya'nın ilçelerini şey yapıyoruz arkadaşlar burada. Şimdi Serik biber üretecek, tamam mı? Deri de üretebilir. Buraya biraz insan getireceğiz. Yine parsel olanı başlatalım ve gemiler de boş durmasın. Burada sabun üretimi az biraz da. Daha fazla sabuna ihtiyaç var. Ama yapmayacağım. Yeter bu kadar. Asıl üretim buradan olmak zorunda. Paramız bayağı gitmiş ya. Paramız çok gitmiş. Şuraya lazım. Animal. Bu nasıl? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu daha fazla kapsıyor. Ne yaparız daha iyi. Bırak buraya. Bırak. Güzel. Bir de buraya bir şeyimiz vardı herhalde bizim. Çok. 110 falan arttırdı geliri. İyi, fena değil. Yine de güzel. Para sorunu aslında olmaması lazım. Ben çok fazla para harcadım. Onun da farkındayım. Ondan dolayı oldu. Pencere üretimi için şey lazımdı. Ona baktık da yetişememiştik en son. Bu da güzel. %30 azaltıyor masrafları. Çelik üretiminde. Onlar kalsın. Evet, gelişmek lazım arkadaşlar. Ama önce pencere üretmeye başlayacağız. İşçimiz de çok fazla var bu arada. Ama pencere şey çok kötü oldu, onu alamadığımız. Keşke alabilseydik onu ya. Bakayım, değiştirmeye çalışacağım bir. Gerçi şu an paramız yok da. Bir şansım deneyeceğim. Bu da güzel. Ama işte para yok.
Burada bir 60 bini geçecektir. 70 bin falan var. Güzel. Bununla beraber iyi bir para kazanmaya başlayabiliriz en azından. Evet. Bence burada fazla üretiliyor. Depo yapalım. Bence buraya fazla sabun geliyor. O yüzden sıkıntı yaratabilir. Bunu bir kontrol edeceğim ben ya. 20, 18. Daha fazla insan yapalım burada. Tamamdır. Evet. Çelik almıştık ama nerede o çelik? Burada. Şimdi hastane yapmayacağım. Öncelikle şu pencere üretimini bir yapalım bu taraftan. Şunlara ihtiyacımız var. Burada bir şey var mı? Gidiyor. Pencere için kıyı şeridine ihtiyacım var. O da şöyle olmak zorunda. 1, 2, 3, 4 tane yapalım şimdi. Böyle olsun da. Daha sonrasında depomuzu yapalım. Ya şöyle yapabiliriz. Oduna ihtiyacım var. İşte cam burayı yapmamamız gerekiyor normalde. Yani o ustayı alabilseydik buna ihtiyaç olmayacaktı. 100 tane işçi istiyor mesela. Şu artisan değil de artisanlar istiyor. Pardon. 100 artisan istiyor. Buna ihtiyaç kalmayacaktı. Onu mutlaka almalıyız denk geldiği zaman. İlla denk gelecektir merak etmeyin. Sonra bunu yapacağız. Bu kaç? 100 tane istiyor. 2 tane yapsam 30. 1. 4 tane yapabileceğim bunu 2 tane bunu yaptım. Tamam güzel. Yapalım. Gerekli. 4 tane böyle yapıyoruz. 2. 3. 4. Şöyle bir yol çekelim de aradan geçsinler. Trade Union'u da koymak zorundayız artık bir yere. Uygun bir yer. İlerleyen zamanlar lazım olacaklar. Böyle olabilir şimdilik. Yavaştan başlatıyorum dostlar. 2. Bir tane buraya yapacağız galiba. Tamam bu. 4 tane bundan yapacağız ama 3 tane yapalım öncelikle. 3. Ne lazım? Param yok. Param yok. Ama buradan para gelecek şimdi. Nerede o gemi ya? Evet, yeni bir yere artık geçme zamanı geldi arkadaşlar. Dereseleri alalım. Sen bir işe yaramazsın. Ne bu ya? Yeni bir yere gitmemi istiyor da. Bir dakika şimdi. Gemi geldi, tamam. Bıraktı. 55 bin. Yani güzel. Hiç olmazsa para paradır sonuçta. Biraz eşya almayacağım. Çünkü çok fazla para harcıyoruz bunlara. Onda farkındayım. Önce paraları denkleştirmek lazım. Denkleşmeyince olmuyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın olmuyor yani. Kereste al. Tuğla al ve çelik al. Gelin bakalım. Yine büyük bir ada kuralım da. Son bada dostlar. Bundan sonra başka bada kurmayacağım burada. Son badayı kurduğumuzda gelirimiz mükemmel derecede artacaktır. Onun sayesinde çok daha fazla. Oo, burası çok güzel yalnız. Patatesi de var. Gelirimiz olacaktır. Buraya yerleşelim. Ben onun parsellerini ayrı vereyim. Gemiler gelene kadar. En azından bunu yapalım. Şurası çok böyle değişik bir yer olacak. Yerleşim biraz zor burada. Yani şöyle kesmek zorundayız maalesef. O dere yatağı var burada.
Biraz farklı burası. Kıyıdan olmasa bile farklı bir yere yapabiliriz. En mantıklısı şuradan başlaması. Ve en uç noktası şurası değil mi? Şöyle gelebiliyor veya şöyle gelebiliyor. Bak bu bayağı bir geniş. Bu gayet mantıklı bence. Yukarıdan da buraya gelebiliyor. Aa, kötü işte. Sen böyle gel bakalım bir görelim. Nasıl gelebildin oraya kadar. Buradan gelebiliyorsun. Bence dostlar bu fena değil. Küçük ama kullanışlı. Güzel bir parsel. Küçük değil aslında bu da. Sadece böyle biraz tombul, geniş. Farklı oldu. Veya şunu uzatma şansımız da var. Buradan böyle gelebiliyorsun. Böyle daha iyi gibi sanki ama bilmiyorum. Buradan da böyle gelebiliyorsun. Ha buradan girebiliyor musun sen? Tamam gel. Evet şimdi çok daha büyük oldu. Güzel. Dostlar burası oldu. Burası oldu yani. Gayet de güzel oldu. Bir şehir kurmaya elverişli hiç olmazsa. Yavaştan bakalım bir nasıl olacak. Bir görelim. It is I who have failed. İkişerli bir sıra yapacağız. Bir de bir tane ev eklemek zorundayız. O zaman şöyle yapalım. Bir saniye. Şöyle geldik. Şurayı da aldık. Buraya yapalım. Evet, merkezi buraya koyacağız biraz sonra. Tamamdır. Gayet iyi oldu. Merkezi koydum. Şunu koydum. Şeylerimizi yapalım. İtfaiyelerimizi koyalım. Şunu ayıracağız. Allah'tan oyunda kopyala yapıştırı var da yoksa çok bizi uğraştıracaktı bunlar. Aynısını böyle yapıyoruz. Oldu mu? Oldu. Tamam. Çok profesyonel, gayet iyi. Bir de şöyle yollarını çekelim. Buraya sığabiliyor musunuz? Bir adım. Tamam, güzel. İyi oldu böyle olması. Şöyle yaparsak olacaktır. Evet. Gayet güzel oldu. Gayet iyi oldu. Tamamdır. Yeni dünyaya bakalım bir ele geçirmek istediğim bir ada vardı. O da burasıydı. Burası son adamız dostlar. Başka ada almayı düşünmüyorum bu saatten sonra. Belki sonra bakarız ama şu an düşünmüyorum. Artık ana karaya gelebilirsin. Ya bakalım böyle. Şimdi insanların ihtiyaçları burada karşılanıyor. Bakalım. Yiyecek fazla fazla karşılanıyor. Aynısını karşı yapacağım. Yapmadan önce bir itfaiye yapalım şuraya. Gelin böyle. İtfaiyemizi yaptık. Kopya yapıştır yapıyoruz. Şöyle yapmam lazım. Yine böyle bir sıra olacak burası. O böyle olsun. Önemli değil. Burası da böyle olsun. Ama güzel oldu. Güzel oldu. Tamam, 2'ye 4. Süper. Yavaştan üretim bakalım. Keresteleri.
Ben de orada gemilerim gitmeye çalışıyorlar galiba. Çünkü gemi orada kalmış, onu almak lazım. Gel böyle, neredesin sen? Şuraya uğra bakalım bir önce. Bekleyin ikiniz burada. 3, 4. Bunlar buraya gelmeye çalışıyorlar. Tamam. İhtiyaçlar demiştik. Şimdi şuraya malzeme göndereceğim ve red paper yapmaya başlayabiliriz. Şu konserve üretmemiz gerekiyor başta. Onun için ne lazımmış? Red paper gerekiyor değil mi? Evet. Etle beraber o gerekiyor. İşçiler de çiftçiymiş bunlar da. Tamam, güzel. Bu üretim merkezini buraya yaparız. Çiftçileri orada, bu o tarafta yaparız. Bunları buraya yapmak zorundayız arkadaşlar. Pencere niye üretilmiyor? Çünkü bağlantısı yok. Mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Sırf bağlantı kurmadığım için orayla üretilmiyor arkadaşlar. Tamam, şöyle yaptık. Bu da pencere istiyor. İstiyor, evet. Bakalım sabun ne durumda? 105 olmuş. Ha, buradan fazla sabun alamıyor bak şimdi. Ha, burada kaç var? 55. Bir gemi daha ekleyelim olmazsa. Ve bir gemi daha yapalım. Clipper yapacağım. Bunu sonra ekleriz. Sen şimdi bırak şuraya, tamam mı? Sen sabun gemisi 2 ol. Sıkıntı anlaşıldı arkadaşlar. Çok fazla sabun üretiliyor ve ikinci gemiyi çıkarmak zorundayız. Buraya eklersem olur mu bilmiyorum. Olması lazım. Bakalım olacak mı? 2. sırayı o. Buradan alsan olmaz. Evet, olmaz olmaz. Ekstra çıkarmak lazım. Bu Clipper'a uymuyor çünkü. Clipper'a uymuyor. Ya bu gemiye uymuyor daha doğrusu. Clipper'a uyuyor bu. Ekstra buradan alınmak lazım. Bir de farklı bir yer sonuçta orası. Şöyle yapalım. Buradan göndereceğiz sadece. Tamam, şimdi oldu. Evet, ek sabunu çıkardık. Ek sorun oymuş ya. Üretim fazla ama gönderemiyoruz maalesef. Biraz daha burayı arttırabiliriz bu arada. Şimdi ne yaptık? Oraya açtık. Daha sonrasında bu bonusları buraya veriyor. Tamam. Şuraya açtığımızı düşünürsek 1-2 yaptık. 4 tane yapalım toplamda ve işçimiz var şu an. 4 tane nasıl yapabiliriz? Şunları arttırırız bu tarafta. Ve hayvanları farklı bir yere yapsak, onlara ilerleyen zaman trade union falan koyarsak bir bonus verebilir. Mesela şu an bonus verebiliriz. Ha, burası güzelmiş. Olabilir. Her tarafa bonus verebiliyor hiç olmazsa. Şöyle. Bakalım nasıl bunu yapacağız. Buraya olmaz. Buraya hayvanları şuraya yapabiliriz. Çiftlikleri. Şöyle koyabiliriz başta. Şöyle. Buradan alabilir aslında. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonrasında 1, 2, 3, 4 burayı kapsıyor. Bu da burayı kapsıyor. 1, 2. Tamam. Şimdi oldu gibi. Oldu gibi. Daha da fazla üretiyoruz ama işte masraflar maşallah. Bunlar çok masraf çıkardı. Ne kadar masraf çıkartıyorsunuz? 100. 120, 220 etti bir tanesi. 200, 420. İkincisini yaptık. 809 civarında falan bir masraf çıkartıyor bunlar. Bayağı masraf çıkartıyormuş.
Ama çok daha fazla sabun veriyoruz artık bundan sonra arkadaşlar. Bu da bize fazla para olarak geri dönecek. Onu da göz ardı etmeyelim. Ve burada gelişmeye niye mutsuz halk? Kilise mi istiyorlar acaba? Evet. Bir kilise yapalım insanlara. Bunlar her tarafa ulaşabiliyor galiba. Şöyle yapalım da. Bir de karakol. Bunlar isyan çıkartabiliyor bazen. O yüzden bir karakol yapmakta fayda var. Biraz sonra kıyafetlerini falan yapacağız. Ekmekler üretiliyor. Ekmekte sıkıntı mı var? Sıkıntı yok. Bunu diplomasiyi kullan bakalım ne olacak. Bir sıkıntı yaratmadı. Tamam, gemiler geldi mi bu tarafa? Geldiler. Hadi bırakalım zamanla. Evet dostlar, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aşağı inemiyorum. Niye inemiyorum aşağıya?